Arkadaşlar, değerli seyirciler, merhaba, ben Murat. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar, bugün Cuma. Cumanız mübarek olsun, kutlu olsun. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Ayın 6'sı, Ağustos ayındayız, 2021 yılındayız. Konumuz Sıla yolu ve biraz da başka konulardan konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz, dün ve bugün Alp Dağları'nda çalıştım. Dün sabah çok erken yola çıktım. St. Moritz'e gittim. St. Moritz'ten Skvol diye bir kayak merkezi köy var. Skvol isimli. Oraya gittim. Orada işim vardı. Arkadaşlar, tabii ki işimin yanında arabadan çekimler yaptım. Çok çok güzel yerler, turistik yerler. İsviçre'nin en güzel yerlerinden biri, yani bir köşesi Graubünden Engadin deniyor oraya. St. Moritz'i bilirsiniz, orada dünyanın en zengin insanları izin yapıyor. Orada da bir işim vardı değerli arkadaşlarım. Bugün St. Moritz'te işim vardı, saat 11 gibi bitti. Ondan sonra geri döndüm. Tabii bu geri dönüşte o güzel yerlerden Kuur şehrine kadar devamlı çekim yaptım. Bu çekimlerin hepsi kayıtta, bunların programlarını yapıp değerli seyirciler size sunacağım, yayına vereceğim. Yani gerçekten görülmesi gerek yerler. İnanın bana, dün hava pek iyi değildi. Bir yağmur, bir güneş, bir yağmur, bir güneş. Ama bugün acayip bir hava vardı. Masmavi gökyüzü vardı. Yani çok çok güzel ve yüksek kaliteli 4K kaliteli videolar çektim. Birazını yayına verdim, dayanamadım. Cep telefonundan kısa iki tane, birisini dün yayına verdim, birisini bugün yayına verdim. Arkadaşlar, öbür günleri de montajını yapıp güzel bir kap yapıp onları da yayına vereceğim. İzlerseniz çok iyi olur. Bu arada abone olmadıysanız abone olun, zile tıklayın. Buna benzer videolar ileride gelecek. Şimdi belki diyeceksiniz, ya abi sen videolarda böyle çekim yaptığımı konuşmuyorsun. Arkadaşlar, deniyorum, evet konuşmuyorum. Çünkü bu tür videolar bütün dünyadan seyrediliyor. İngilizce, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, İtalyanca konuşan adamlar, insanlar, vatandaşlar seyrediyor. Seyretsinler işte, biraz amacım o. Herkes biraz seyretsin, herkes İsviçre'yi görsün. Onun için başlığı da Best of Switzerland yazıyorum bundan sonra. Ondan sonra ya şehir ismi, ya köy ismi, ya dağının ismi, ya tepenin ismi, böyle. Bundan sonra o videoları öyle hazırlayıp yayına vereceğim arkadaşlar. Onun için konuşmuyorum. Türkçe konuşmaya başladım mı tabii Fransız diyor. No parlez-vous français, hemen kapatıyor. İngiliz desen aynısı. Onun için dikkatimi çekti, takip ettim. Biraz öbür YouTube'cuları takip ettim. Onlar da bu tür videoları sessiz yapıyorlar. Ve dikkatimi çekti. Gerçekten acayip bir şekilde bakılıyor. Onun için arkadaşlar. Ama tabii ki arada sırada böyle olacak bazı şeyler var, tanıtılacak köylerde fabrikalar var, özellikler var, eskiden kalmış bir şeyler var, tarihi anlatılacak bazı şeyler var. Onları tabii ki size anlatarak videoları çekeceğim. Onlar da gelecek, yani sırf bu tür videolar olmayacak. O tür videolar da olacak. Arkadaşlar, bu arada gelelim, konumuza gelelim. Sıla yolu. Bugün Cuma günü yine çıkacak insanlarımız var. Gurbetçiler Türkiye'ye gidecek. Türkiye'den gelecekler var. Hatta bazıları yolda, gemiyle gelen var Yunanistan üzerinden. Yunanistan'a gelince daha halen soruluyor. İpsala kapısı açık mı? Açık arkadaşlar, girebilirsiniz. Yunanistan'dan Türkiye'ye de, Türkiye'den Yunanistan'a da giriş var, yani Bulgaristan üzerinden uğraşmanıza gerek yok. Bir soru daha geldi. Almanya formu kaldırdı mı? Almanya formu kaldırdı. Yalnız test istiyor. Girişte test istiyor. Eskisi gibi değil. Geçen haftadan beri değişti bu. Biliyorsunuz, beni takip edenler biliyor. Yani sınıra geldiğiniz zaman testiniz olması lazım. Bundan evvel geldikten sonra 48 saat vaktiniz vardı. Testi yaptırmak için onu kaldırdılar. Şimdi istiyorlar. Ama bakın arkadaşlar, herkesi kontrol etmiyorlar. 5 arabaya geç diyor mesela, 6.'yı durduruyor, veya 3 arabaya geç diyor, 4.'yı durduruyor.
Yani şans meselesi. Şimdi bazısı bana soruyor ya abi biz yaptırmadan gitsek olur mu? Yakalanmazsan bir şey olmaz. Yakalanırsan bilmem artık gümrük memuru ne yapar. 25 bin euroya kadar cezası var. Yani dikkat edin arkadaşlar. Ondan sonra birisi şöyle bir soru sordu. Abi ben Türkiye'de test yaptırdım. Ya karantina ya korona çıkarsa bende ne yapacağım o zaman? Arkadaşlar ne diyeyim ki? O zaman benim diyeceğim tek bir şey var. Geçmiş olsun derim. Yani inşallah böyle bir şey olmaz. Tabii sen Türkiye'ye gitmişsin, geri gelmen lazım. Zaten zor durum. Bunu da artık kendiniz karar verin. Nasıl ne yapacağınızı kanunen şöyle. Türkiye'de korona tespit edildi mi? Orada karantinaya girmen lazım. Korona hastalığı bitene kadar, geçirene kadar ondan sonra sonunda bir test daha yapman lazım. Geçirdiğine dair belge alman lazım. Yalnız bakın arkadaşlar o belgeyle Almanya'ya yine giremiyorsun. Çünkü aradan 28 gün geçmesi lazım. Yine test yaptırman lazım. Yani öyle de böyle. Zaten o testi sonunda yapıyorsun. O negatif çıkarsa ondan basker Almanya'ya gelebilirsin. Bunlar kanunlar. Arkadaşlar ben size kanunları söylüyorum. Artık siz nasıl yapacağınız, nasıl edeceğiniz herkes er koyun kendi bacağından asılıyor. Onun için İsviçre'den sordular abi ne gerekiyor? İsviçre şu anda hiçbir şey gerekmiyor. Türkiye kırmızı listede değil. Hiçbir devlet değil. Nereden gelirseniz gelin ne form dolduruyorsunuz ne test istiyorlar. İsviçre şu anda hiçbir şey istemiyor. Ama isteyecek olursa onu da yayınımda sizlere anlatacağım. Yani yayına vereceğim, bilgilendireceğim sizi. Şuradan şimdi bir dakika. Selamün aleyküm. 2 saate kadar çıkacağız. Hangi istikameti tercih edersiniz? Ebe kardeşim. Tamam ben sana yardımcı olayım ama nereden nereye gidiyorsun? Türkiye'den mi geleceksin? Almanya'dan mı gideceksin? Fransa'dan mı gideceksin? Hollanda'dan mı gideceksin? Hadi diyelim diyelim ki Almanya'dan gideceksin. Herkes gittiği gibi git. 2 saate kadar diyor. Herkes gittiği gibi git. Biraz sonra ona cevap veririm. Bana sorarsanız şu anda herkes Macaristan'dan üzeri gidiyor. Slovenya, Hırvatistan galiba daha az insan var. Ama işte gittiğiniz güne bakın arkadaşlar. Cuma akşam herkes yola çıkıyor. Elinizden geliyorsa bekleyebilirsiniz. Cumartesi öğlenden sonra cumartesi akşam çıkarsanız bana kalırsa hudutlarda, sınırlarda daha az beklersiniz. Veyahut da gelecek haftaya mesela yola çıkacaksınız. Elinizden geliyorsa çarşamba, perşembe günü yola çıkın. Gelecek haftaya da giden var. Ona göre dikkat edin. Bu sene çok yoğun insan gidiyor arabayla. Bunu her videolarımda söylüyorum. Neden? Uçak biletleri çok pahalılaştı. Bazısı çamur atıyor. Ya diyor onu da hesaplıyorsa gitmesin. Ya kardeşim adamın belki 3 tane çocuğu vardır. Maddi durumu iyi değildir. Değil mi? Yani. Ondan sonra herkes kendi karar versin arkadaşlar. Herkes. Burada işte birisi hocam yarın gece Almanya'dan yola çıkacağım. Slovenya, Hırvat, Sırp, Bulgar gümrükler yoğun olur mu? Ona yazmıştım. Olur diye. Peki ne önerirsin? Cumartesi gece çıksam, tabii cumartesi gece çıkarsan gümrüklerde 6, 7, 8 saat beklemezsin. Bunu biliyorum. Evet. Bakalım bakalım. Murat Bey selam. St. Gallen'den Avusturya, Almanya otobana çıkmak için St. Gallen'den sonra hangi tabelaları takip etmeliyim yazarsanız ya da sonraki videonuzda anlatırsanız teşekkür ederim. St. Gallen'den şeye git. Bregen, St. Margarethe'den çıkma. Bir tane ileriden çık. Neydi o çıkışın ismi? İşte St. Margarethe'den değil öbürkünden. Ondan sonra München autobahnını München'ü takip et. Devamlı München. Bregenz'in içinden geçme. Etrafından dolaş daha iyi. München'ü takip edeceksin. München'den sonra bir dakika Salzburg. München'den sonra Salzburg. Ondan sonra artık Macaristan'dan gidiyorsan Viyana, Graz orasını takip edeceksin. Slovenya, Hırvatistan'dan gideceksen Salzburg'dan sonra Villach'ı takip edeceksin. Yani
St. Margaret'in çıkışından çıkma, bir ileriden çık, ondan sonra yazıyor zaten. Deutschland München. München. München'den sonra Salzburg, Salzburg'dan sonra artık karar verirsiniz. Slovenya, Hırvatistan gideceksen Villach yazıyor. O tünellerden geçmen lazım. Tünel paraları falan var. Bunları da göz önüne alın. Veyahut da işte Viyana, Vien, ondan sonra Ungarn, Macaristan yazıyor zaten. Graz değil, Vien. Graz'dan da gidebilirsiniz. Oradan da var yol. Artık ondan sonra kendiniz bakın nereden gideceğinizi. Evet, bu konuyu da konuştuk. Daha ne soru gelmişti? Ne gelmişti? Abi çok güzel çekimler yapıyorsun. Abi çok yakışıklısın. Biliyorum, biraz yakışıklıyım yani abi. Yok, şaka şaka şaka. Arkadaşlar, bunlar sorular. Ondan sonra soru geliyor mesela Fransa üzerine de video yaptım. Almanya üzerine, Fransa Almanya beraber bir videosu var. Oradan da bakabilirsiniz. Dönüşte Fransa neler istiyor? Ondan sonra arkadaşlar, gerçekten bakın, iki tane video yaptım. İngiltere var içinde, Belçika var, Hollanda var. Kısa kısa anlatıyorum. Dönüşte neler lazım? O videolara bakın. Herhangi bir değişiklik olmadığı an, yani olmadıkça ben onları öyle bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Herhangi bir değişiklik olacaksa, yani çıkarsa, şimdi hafta sonu çıkabilir, gelecek hafta için. O zaman yeni bir videoyla en son kuralları, kanunları size tabii ki ben buradan bildireceğim. Sizi aydınlatacağım. Herhangi bir değişiklik olmadıkça o videolardan bakabilirsiniz. Bunlar 8-9-10 günlük bir videolar yani. O hepsini, bütün kanunları, bütün uygulamaları, nerede form lazım, nerede test lazım, nerede dönüşte karantina lazım, hepsini arkadaşlar söyledim. Avusturya üzerine de geçen de yaptım, biliyorsunuz. Avusturya'da dönüşte öyle de böyle de karantina var. Onu da açıkladık. Onun üzerine de videom var. Oradan arkadaşlar hepsine bakabilirsiniz. Şimdilik söylenecek bir şey kalmadı. Hepinize teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için, abone olmadıysanız abone olun. Sevinirim. Bana bir like verirsiniz, daha çok sevinirim. Şunları biraz kaldırsak iyi olacak zaten. Emeğime karşılık olsun arkadaşlar. Emeğime karşılık. Bakın. Şimdi burada yani ağlamak falan istemiyorum ama inanın bana, böyle 12 dakika ile 15 dakika arasındaki bir video çekimi sonunda 2 saat zaman alıyor. Bunun sonra yüklemesi, bilgisayardan YouTube'a yüklemesi, ondan sonra programları yapması, bilmem ne, şurada kapağını yapması, şöyle böyle. Arkadaşlar inanın bana, benim 2 saat vaktimi alıyor. 2 saat. Daha yeni yaparken bu programları filan, hatta 3 saatim gidiyordu. Çok yavaştım yeni öğrendiğim için. Şimdi 2 saatte bitiriyorum yani. 2 saat yalnız böyle bir video için gidiyor. Yani zannetmeyin ki ya bu adam biraz lak yapıyor, gönderiyor, iş bitti. Öyle değil arkadaşlar. Bakın gerçekten yani oturduğumuz yerde böyle 12, 13, 14 dakika şeyinde yani bir video çekip de milyonlar da kazanmıyoruz gerçekten. O konuya da gelince kamera parayla, internet parayla, ondan sonra efendime söyleyeyim bilgisayarda bir program lazım. Onu bir kere satın almıyorsun. Yok, her sene 60 euro ödemen lazım. Oraya paraya para, buraya para. Arkadaşlar biraz da geldi mi ona karşılık oluyor. Biraz da kalırsa bize hanımla yemeğe gideriz. Hepsi bu kadar yani. Ama milyoner olunmaz. Şimdi bir arkadaşımız, içinizden birisi bu işe başlayacaksa başlayabilir. Yani zannetmeyin ki yani 2-3 sene içerisinde acayip para kazanacağınız. Kazanırsınız ama işte cep harçlığı o kadar. Yani gerçekten çok iyi para kazanmak için 100 binin üzerinde, yani çok iyi dediğim zaman yeter mi yaşamak için bilmiyorum. İsviçre'de yetmez. İsviçre'de her şey çok pahalı olduğu için yetmez. Belki Almanya'da orada maaşlar buranın 1/3'ü, belki orada yetebilir. Şöyle bir 100 bin abonen olursa. Arkadaşlar 100 bin abone olduğu zaman videoya 100 bin kişi zaten bakmıyor. Böyle aşağı yukarı bir dikkat ederseniz %10'u, %5'i, %15'i videoya bağlı. Video çok güzelse aboneden fazla da bakan oluyor. Tabii ki o da oluyor. Ama böyle normal videolarda
Bunu da yan bilgi olarak vereyim. Bir dikkat edin yani %10, %20 ondan sonra kapanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar her neyse beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Konudan konuya biraz kaçtık kusura bakmayın. Ama biliyorum gençler var böyle YouTube videolarına falan başlamak istiyorlar. Başlasınlar. Herhangi bir yardımcı olabilirsem olabilirim, yapabilirim. Yani yardım ederim demek istiyorum. Sıkıntı yok. Bana vurabilirler. Yardımcı oluruz. O konuda sıkıntı yok. Nerede kalmıştı kafam karıştı ya. Her neyse arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonu diliyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.